Arkadaşlar, herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Bugün Excel VBA'da yepyeni bir konuya geçiş yapıyoruz ve benim de sabırsızlıkla beklediğim döngüler yapısını. Bundan sonra video uzunlukları biraz fazla olabilir. Onu söyleyeyim. İşte bana bazen mesaj atıyorsunuz, hocam çok uzun videolar vesaire. Yani abicim, bunun öğretilme şekli budur. Yani kısa bilgiler, ben kısa bilgiler de verebilirim ama farklı örnekleri görmedikten sürece maalesef olmuyor arkadaşlar. Bu benim şahsi düşüncem. Tabii farklı düşünen arkadaşlarımız da olabilir. Eğer bu işi öğrenmek istiyorsak vakit ayıracağız, zaman ayıracağız, emek vereceğiz. Bunun başka bir çaresi yok. Örneği bol olacak muhtemelen bundan sonra. Artık çünkü istediğim bir yapıya geldik. Döngüler yapısına. Döngü dediğimiz yapı arkadaşlar, Excel ya da Excel demeyelim de herhangi bir programlama dilinde tekrarlı bir şekilde yapacağımız işlemleri koda döktüğümüz yapıdır. Mesela bir kod silsilesi yazdık. Bunu bir defa çalıştırdıktan sonra bu görevini tamamlayıp işlemi bitiriyor. Ama ben bunu tekrarlı yapmak istiyorum. Tekrar tekrar uygulamak istiyorum. Ve hatta daha da ileriye gidip şu şartta şu şekilde uygula, bu şartta bu şekilde uygula gibi yapıları kullanacağız. Bu şekilde çok daha eğlenceli kısma geleceğiz arkadaşlar. Birden fazla döngü yapısı mevcut. Hem Excel VBA'da hem de yazılım dillerinde. Bugün ilk olarak for next döngüsü dediğimiz yapıyı anlatmak istiyorum. Ve Alt F11 ile ve bir de kendimize modül insert ederek artık daha eğlenceli bir kısma başlayalım. Sub örnek dedim ve örnek ismiyle bir makro yapısı açtım. Şimdi öncelikle for yapısı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Açıklama olarak. For yapısı kendinden sonra bir sayaç dediğimiz ya da diğer tabirle bir değişken dediğimiz bir yapı alır. Daha sonra bu sayacın hangi sayıdan başlayıp hangi sayıya kadar, yani döngünün nereden başlayıp nereye kadar devam edeceğini ve nerede durması gerektiğini biz buradaki sayaç mantığıyla göstermeye çalışacağız. For döngüsündeki mantık, for sayaç dediğimiz bir tanımlama, değişken tanımlaması ve başlangıç sayısından son sayısına kadar olan kısım. Daha sonra aradaki yapıya nokta nokta dediğimiz, istediğimiz şekilde kullanabileceğimiz kod yapısını kullanacağız. Ve daha sonra next, şunu da açıklama olarak yazalım. Next sayaç dedikten sonra işlemi bitireceğiz arkadaşlar. Bu nedir? Ben döngünün, yani şu nokta yazdığım yerdeki kod silsilesinin sayaç değişkenine tanımladığım başlangıç noktası ve bitiş noktasını bitene kadar buradaki arada yazdığım kod silsilesini tekrarla diyorum. Bunu tabii daha örnek yaptıktan sonra çok daha iyi anlaşılır olacaktır arkadaşlar. Hatta şunları şöyle sağa doğru itelim. Buradan başlayalım. Şimdi öncelikle benim sayaç dediğim yapı aslında bir değişken olduğu için ben bu değişkenin yapısını, veri tipini tanımlamam gerekiyor. Örneğin sayaç değil de biz buna i diyelim. Daha çok zaten örneklerde de karşınıza çıktıkça i yapısını göreceksiniz. Dim is integer, yani bir tam sayı biçiminde bir sayı oluşturdum arkadaşlar. Daha sonra for, buradaki yapının aynısını yapmaya çalışacağız. For tanımladığımız değişken olan i eşittir. Diyeceğim ki birden başla, 20'de bitir. Peki birden başlayıp 20'de bitireceğim kod silsilesi nedir? Şimdi ben A1 sütunundan
A1 hücresinden özür diliyorum. Başlayıp A20 hücresine kadar sayıları bir sayı silsilesi yazdırmak istiyorum. Bu nasıl olacak? Bunu tek sayı yaparsınız, çift sayı yaparsınız. İşte bir sonraki karesi olsun vesaire. Buradaki mantık o değil. Buradaki asıl mantık şu. Benim ara kodlarda yazdığım yapının başlangıç ve bitiş noktasına kadar o döngüyü devam ettirmesi. Ben eğer bunu direkt bir hücre yapısında i eşittir 1 dedikten sonra bunu örneğin range ile yani alan nesnesiyle A1'e tanımlarsam o A1'i her zaman 1 yapar. Ama range nesnesi içerisinde bu yapıyı bir değişken olarak tanımlayıp ve bunu da bir döngü yapısına entegre edebilmem için daha çok cells dediğimiz, daha önce de gördüğümüz aslında bir hücre yapısı. Bu parantez açtıktan sonra bize ne istiyordu? Row index ve column index dediğimiz satır ve sütun indeks sayıları. Yani kaçıncı satır, kaçıncı sütun dediği bir yapı. Benim amacım satırı, yani aşağı yönlü birden 20'ye kadar olan sayıları yazdırmak. O zaman ben birden başlayıp 20'ye kadar yazdıracağım için öncelikle satır değişkenim, yani satır yapımın benim değişken olması lazım ve bu değişkenin hiçbir boşluk olmadan sırasıyla tek tek giderek, yani birden başlayıp 20'ye kadar gitmesi için row index dediğim yapıya i'yi tanımladım. Sonra virgül dedim, birinci sütun sabit, sadece a sütununa yazdırmasını istiyorum. Daha sonra bunu kapattıktan sonra değer ataması atıyorum ve diyorum ki bu i. Şimdi yapacağı işlem şu arkadaşlar, sırasıyla. İlk önce i değerini 1 verecek. 1 1 verdiği için ne olacak? Cells 1'e 1. Yani birinci satır, birinci sütun değeri i değeri, yani 1 değeri olacak. Sonra döngü, ben koşul bitirmediğim için, yani 20'ye kadar, buradaki i 20'ye kadar gideceği için birden sonra 2'ye geçecek. 2 bu sefer i eşittir 2 olacak. Yani ikinci satır birinci sütuna geçecek ve i değerini 2 yazdıracak. Sonra tekrar herhangi bir boşluk aralık vesaire vermediğim için döngü yapısı içerisinde ya da başka bir koşul vermediğim için i 3 olacak. 3 olunca ne olacak? Üçüncü satır birinci sütun yapısı eşittir 3 değeri olacak. Ve ben bu döngüyü tekrarladığım için bu A1'den A20'ye kadar, yani cells 1'den cells 21 parametresine kadar her bir sırada i'nin değerini bir arttırarak devam edecek arkadaşlar. Aradaki yapım, mesela bu yapıyı nokta olarak düşündüğümüz yapıyı kurduk. Daha sonra nasıl bitireceğiz? Next sayaç dedim, yapıyla bunu bitireceğim. Şimdi tek tek gidelim isterseniz daha iyi anlaşılır olur. Yani F8 ile adım adım gidelim. İlk F8'i bastım. Ne yaptı? Hemen gördüğünüz gibi dim yapısından buraya atladı. Şimdi i gördüğünüz gibi sıfır şu anda. Herhangi daha hala başlamadı. Buraya geldim. Burası artık bir değerini aldı. i artık bir. Yani cells 1 nokta değer i eşittir 1. Buna bastım. Bir değerini cells 1 dediğim yapıya yazdırdı. Daha sonra buradaki değere geldi. Buradası next i dediğim için, yani döngü i'nin buradaki son değerine kadar devam etsin diyorum. Tekrar F8'e bastım. Gördüğünüz gibi buradaki döngü yapısı içerisindeki değer atamaya tekrar geldi. Buraya geldim. Ne yaptı? 2. Tekrar buraya geldim. 3. Yani i birden başladı ve 20'ye kadar olan şekilde bu işlem devamlı sürecek. Ben F8'e bastığım sürece. Ben sadece adımlamak için F8'i gösterdim. F5'e basarsam otomatikman bütün komutu saliseler içerisinde kullandı ve birden 20'ye kadar olan yapıyı bize yazdırdı arkadaşlar. Ne yapabiliriz mesela başka? Şurada gene i olsun. I yine birden 20'ye kadar devam etsin. Bu sefer buradaki değer kısmını diyeceğim ki örneğin i çarpı i. Yani karesini al. Bu sefer ne yapacak? Şurayı tekrar bir silelim. Yine F8'e geldim. i 1 değerini aldı. 1 çarpı 1'den
Sers 1-1'e yazdıracak 1x1'i. Geldi. Tekrar next'i dedim. Döndü buraya. 2 değerini yazdıracak buradaki i'ye. Yani ikinci satır, birinci sütun yapısı 2x2'den 4 olacak. Tekrar döndü. 3, 3x3'ten 9. F5'e bastım. Bu sefer 1'den 20'ye kadar teker teker giderek her bir sayının karesini almasını söyledim. Ve burada kısa bir süre içerisinde döngü işlemini bir istediğimiz şekilde gerçekleştirdi arkadaşlar. Peki, mesela burada sadece değişken olarak ben satır sayısını verdim. Hem satır hem sütun sayısını da bir değişken olarak tanımlasam ne olacak? Bu sefer benim elimde iki farklı değişkenin olması gerekiyor. Şurayı şöyle bir sildim. Hatta şu açıklama kısmını da sileyim. O zaman öncelikle ben bir i değişkeni adı altında bir integer tanımladım. Ve bir de j tanımlıyorum. Yani iki tane değişkenim var. Sonra diyeceğim ki for i eşittir 1'den başla 5'e kadar git. Sonra j için yani satır mı sütun mu hangisini yerine koyacağım diye. Bu arada sadece satır ve sütun olarak düşünmeyin bunu. Ben sadece örnek olsun diye onu gösterdim. Burada tanımladığımız değişkeni farklı istediğimiz gibi farklı herhangi bir yerde kullanabilir ve bu döngü yapısını belirlediğimiz sınırlar içerisinde devamlı tekrar ettirebiliriz. J'yi de yine birden 5'e kadar tanımlama işlemini yapalım. Sonra cells burasına i diyelim. Burasına j diyelim. Değer olarak atayalım. Eşittir i çarpı j değeri olsun. Şimdi next diyeceğim ki i. Next diyeceğim ki j. Şimdi bu kodu çalıştırırsam şurayı tekrar sileyim. İkili değişken anlamında anlatıyorum burayı. İki farklı değişkenim olduğu için. Bu kodu çalıştırırsam hata alacağım arkadaşlar. Neden hata alacağım? Eğer döngü yapısını kullanıyorsak döngüler şurada yazdığımız döngü yapısı iç yapıdan dış yapıya doğru çalışır. Adım adım gösterim daha iyi anlaşılır olur. Şimdi direkt zaten F8'e bastığım zaman bana hatayı verdi. Hata nerede diyor? Hata buradaki next i dediğin kısımda. Yani ben burada for yapısını i birden 5'e tanımladım ve daha sonraki for yapımı da j birden 5'e tanımladım. Ben bir sonraki adıma geçmesini istediğim yapı i olduğu için burada hata aldım. Bunu dediğim gibi ilk önce algoritmik yapı for j yapısını bitirmeye çalışır. Daha sonra for i yapısını bitirecektir. Ama ben ikinci değişkeni, ikinci for yapısını alt tarafa yazdım. Ama ilk başlangıç olan for yapımındaki i'yi burada next yani ilk olarak burayı göstermeye çalıştım. Bu da bana hata verdi. Buradaki mantık şu. Ben hangi for yapısını önce tamamlarsam o for yapısının next yapısı sonda olmak zorunda. Bunun sebebi ne? Biraz önce anlattığım gibi döngü yapısı içten dışarı. Öncelikle içteki yazdığım döngü yapısını bitirmeye çalışacak. Daha sonra dışarıdaki döngüye gelecek. Ben burayı J yazıp da burayı i yazarsam bu sefer sorunu çözmüş olacağım. Çünkü iç taraftan yapıyı tekrarlamaya çalışıyor. Yine F8'e bastığında çok daha iyi anlaşılır olacaktır. Bastım. Geldi. Ne yaptı? i birden 5'e kadar. Daha sonra buradaki j birden 5'e kadar yapısını tanımladı. Şimdi cells i birden j 1'e. Ne yaptı? İkisini de birden başlattı. Ve birinci satır, birinci sütuna 1 çarpı 1 değerini yazdırdı. Sonra geldi next j'ye. Buradaki for yapısının ikinci kısmı yani içeride olan kısmı bunu bitirmeden diğer yapıya geçmiyor. Bu yüzden ben bir daha F8 yaptığımda next i yapısına geçmeyecek. Tekrar başa dönecek. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Ne oldu? i1'de stabil kaldı. Değiştirmedi ilk yaptığım tanımlama. j2 oldu. Yani birinci satır, ikinci sütun yapıma iki değerini yazdıracak. Ne yaptı? Yazdırdı. Tekrar F8'e bastım. Gördüğünüz gibi J'nin döngüsü bitmeden i yapısının döngüsüne geçmez. Burası hala 1. Burası 3. 1 çarpı 3. Bunu yazdırdı. Döndü. 1 çarpı 4. Birinci satır 4. sütun. Birinci satır 5. sütun 5. Şimdi dönmeye tekrar başlayacak. Bu sefer gördüğünüz gibi i yapısına geçti. Biraz önce geçemiyorduk.
Çünkü Ford'un döngü yapısı bitti, artık i yapısına geçti. Geldik. Bu sefer i2 j1 oldu. Yani ikinci satır birinci sütuna 2 çarpı 1 değerini yazdıracak 2. Tekrar döndü başa. Bura i ne oldu? 2 değerini aldı bu sefer. J de 2 değerini aldı. 4. F5'e bastığım zaman buradaki döngü yapısının tamamını tamamlamış oluyorum arkadaşlar. Burada dediğim gibi dikkat etmeniz gereken nokta, birden fazla değişken tanımlarsanız oradaki değişkenin çalışma mantığı döngü içerisinde içeriden dışarı doğru olduğu için hatayla karşılaşma yapısına dikkat ediniz. Bir de 3 değişkenli yapalım. 3 değişkenli yapısını da yapalım. Şurayı bir daha sileyim. Buraya da dim ks integer 3 farklı yapı. Şimdi for yapısını i, j, k sırasına göre yapacağım. Ama next dediğim yapıyı k, j ve i yapmak zorundayım. Yani içeriden dışarı doğru o yapıyı kullanmak zorundayım. Aksi takdirde yine hatayla karşı karşıya kalacağım zaten. For i eşittir yine 1'den 5'e kadar. For j eşittir 1'den 5'e kadar. For k eşittir 1'den 5'e kadar. Şimdi self yapısını kullanacağım ama ona bir satır bir de bir sütun oldu. İki parametre istediği için k değişkenini dışarı bırakacağım. Onları da dışarıda matematiksel işlemde kullanırız. Şimdi geldim yine self i virgül j yapısını girdim. Hemen değer tanımlamasını attım. Sonra dedim ki i nokta j nokta k. Yani çarpın üçünü birbiriyle çarp. Şimdi ilk next k demek zorundayım. Çünkü son tanımladığım for yapısı k. Geldik. Next i diyelim. Yine hata alacağız onu göstermek için. Next j. F5'e basarsam tekrar hatayı aldım. Neden tekrar hatayı aldım? Gördüğünüz gibi hata yine i'de. Diyor ki sen for yapısını i, j, k sıralamasına göre yaptın. Ama next yapısını k, j, i sıralamasına göre yapman gerekiyor. Çünkü ben ilk döngüyü bitirmeden bir önceki döngüye geçmem. O yüzden burayı j yapıp burayı i yaparsam problem ortadan kalkacaktır arkadaşlar. Tekrar F8 yapısıyla kullanmaya başladım. İlk önce 1 1'e 1 çarpı 1 çarpı 1 değerini yazdırdı. Sonra tekrar buraya döndü. İ 2 oldu. Pardon, İ 1 3 1 doğru. Daha sonra tekrar buraya döndü. İ 1 1 ne yaptı? Aslında ilk K yapısından başladığım için tek tek sıralama anlamında bunları birbiriyle çarptı. Ama bak dikkat ederseniz hep i 1 1. Çünkü döngüyü bitirmedi. 5. Oraya 5 bittikten sonra bu sefer ne yaptı? Birinci satır, ikinci sütun. Yani k döngüsünü bitirdi. Bu sefer j'yi değiştirmeye başladı. Gördüğünüz gibi buradaki j ile tanımladığım yapıyı değiştiriyor. 5'e kadar devam edecek. F5'e bastım. Bütün döngüyü tamamladı. Ne yaptı? Buradaki yapıyı matematiksel olarak oluşturdu arkadaşlar. Video uzun olabilir. Onda sıkıntı yok. Hatta bu video dışında diğer döngü yapılarına geçmeden özellikle döngüler konusunda çok örnek vermeye çalışacağım. Çünkü çok önemli bir konu. Onu söyleyeyim. Yani if yapısı da önemli ama döngü yapısı if yapısından çok daha önemli bir konu. Bence şahsi fikrimi sorarsanız. Buradaki for next döngü yapısı genel anlamda bu şekilde işler. Bundan sonraki süreçte bol bol örnek yaptığımızda farklı farklı neler çıkartabiliriz onları da göreceğiz arkadaşlar. Hatta bir örnek daha yapıp o şekilde bitirelim videoyu. Şuraya bir temizleyelim. Şurayı da bir temizleyelim. Mesela bir user form yapısı kullanalım. Formla neler yapabiliriz? En basit şekilde. Mesela bir tekrar sayısı girelim ve bir de metin girelim. O metini kaç defa yazdıysa, kaç defa tekrar etmesini söylediysek o şekilde
İşte birinci sütundan başlayarak satır yapısıyla aşağı kadar istediğimiz döngüye sokarak bu yapıyı kullanalım. Basit bir örnek olacak ama dediğim gibi bu şekilde örnekler çok eğlenceli bir hal alabilir. Hemen şurayı bir küçültelim. Çünkü çalışmaya hazır olduktan sonra arka planda deneriz. Geldim bir user form burada. Açtım. Bakalım neler yapabiliriz. Şurayı biraz şöyle genişletelim. Başla. Tekrar diyelim. Back color. Şu renk belirleyelim. Ne yapabiliriz? Şöyle turuncu bir. Biraz da açalım hatta istiyorsanız. Turuncu bir yapı kullandım. Bunun dışında şu show model bunu göstereceğim. Şimdi göstermeyeyim. İş bittikten sonra göstereyim ne işe yaradığını. Daha kalıcı olacağına eminim akılda. Öncelikle bir label açalım şuraya. Ctrl C, Ctrl V ile şuradaki label yapısını. Şurada çıkan siyah çizgiler aslında sizin label ya da textbox ya da toolbox yapısından kullandığınız yapıları buradaki metrik olarak eşitlemek için kullanılan bir yapı aslında. Label 1 ne yazalım? Şöyle lütfen tekrar sayısı giriniz. Ondan sonra şu transparan olsun. Yani herhangi bir rengi olmasın. Arka plan rengi neyse o renkle işlem yapsın. Şu nasıl bir şey çıkacak ona bakıyorum. Ya güzel. Eğlenceli. Ondan sonra şunu center'a atalım. Ortaya atsın. Yine çok fazla bir şeyle oynamak istemiyorum burada biçimde. Label 1'i bu şekilde tanımladık. Bir de Label 2'yi tanımlayalım. Hemen içerik anlamını atalım başlığını. Lütfen tekrar edilecek karakteri giriniz diyelim. Bu da yine transparan olsun. Yazı tipi şuydu galiba. Şunu da merkeze çekelim. Şunu biraz daha açalım. Şimdi bir de bunlara textbox yapısı yani cevap vereceğimiz alanı yapmaya çalışalım. Şurası bir, şurası iki. Şöyle birbirine eşitleyelim. Burada beyaz kalsın. Herhangi bir sıkıntı yok. İçeriklerini yine diğeriyle aynı yapalım. Şöyle. Yazı tipi vesaire. 12 yapalım. Şimdi bir tekrar sayısı gireceğiz ve tekrar edilecek karakteri gireceğiz burada ve bunu tekrarlattırmaya çalışacağız. Şimdi bu textbox'larımızı girdik, label'larımızı girdik. Bir de ne yapalım buraya? Prime ne kullanabiliriz diye bakıyorum. Şimdi, comment button yani düğme kullanalım şuraya. Şöyle biraz büyütelim. Sonra bu düğmeden şuraya bir sileyim ya.
diyorum sen. Şunu da silelim. 3 tane düğme butonu attım. Bunlar nedir? Mesela yazdır komutu olabilir. İşte yazılı alanı temizle komutu olabilir. Bir de buradaki use form yapısını kapat yapısı olabilir arkadaşlar. Devam edelim. Şurası yazdır diyelim. Yine yazı tipini şöyle yapalım. Yazdır diyelim. Renk seçimi yapalım. Mor. Şu da çok kapalı oldu. Şu olsun. Buranın adı artık yazdır yapısı. Bunda başka bir şeyle oynamıyorum. İkinci kısım. Burası yazılı alanı temizle yapısı olsun. Buraya da bir renk verelim şöyle. Yazı tipini de yine değiştirelim. Şöyle biraz daha açalım. Üçüncü yapımda use form'u kapat yapım olsun. Buranın arka rengi de şu yeşil mi yapalım? Yeşil yapalım. Kalın 12 punto da olsun. Şimdi ne yaptım? Lütfen tekrar sayısını gireceğimiz ve tekrar edilecek karakteri gireceğim. Daha sonra yazdır dediğimde kaç defa tekrar edilmesini istiyorsam o yazı karakteri oraya satır bazlı yazdırılacak. Yazılı alanı yazdırdım alanı temizleyeceğim ve use form yapısını kapattığım bir alan olacak. Şimdi ilk önce modüle bir makro tanımlayacağım. Buradaki tanımlamamın sebebi burada biraz sonra yazacağım makroyu şuradaki ekranda bir düğme bir butona atayıp oraya bastığım zaman use form'u aktif hale getirmesini isteyeceğim. Çünkü bir düğmeye bir şekle bir grafiğe vesaire bunlara makro atayabilmem için bunların modül içerisinde yazılı olması gerekiyor. Hani use form'un kendi kod içerisinden ziyade bir modül yapısı içerisinde yazılması gerekiyor. Sonra diyeceğim ki burası use form 1 aslında. Show yani bu komutu aktif hale getirdiğimde buradaki use form'u göster. Ondan sonra buraya geldim. Sekmesinde de ekleme yapabilirsiniz ama ben daha çok şekiller üzerinde yapmayı daha çok seviyorum. Şuraya bir kullanalım. Metin kutusuna ne yazalım? Tekrar yapısı örneği yazalım. Şuradan ortalayalım. Kalın değerini yapalım. Bunda da aynı hangisi? Tempus Sans'tı galiba. Ha, gerçi şurayı almam gerekiyor değiştirmem için. Şöyle 12 olsun. Biçimden de yeşil yapalım. Biraz da küçültelim. Şimdi geliştirici sekmesinde makrolara bastığım zaman sadece görmüş olduğunuz modül içerisinde yazdığım örnek yapısı karşımıza çıkıyor. Sonra ben buradakine düğmeyi sağ tık yapıp makro ata dedikten sonra buraya bastım. Şimdi yazdığım makronun yapısı şu. Burayı çalıştırırsam, modül içerisindeki kodu çalıştırırsam buradaki use form yapısını ekrana getir. Hata verdi. Niye hata verdi? Bir saniye. Ha, use form değil, user form ya. Pardon. Bazen kafa karışıyor. Tamam, düzelttik. Makroyu tekrar bir daha atayalım. Şimdi
şey düğmeyle niye çalışmadı ona bakıyorum. Ha şimdi çalıştı. Ne yaptı? Karşına lütfen tekrar sayısını giriniz ve tekrar edilecek karakteri de giriniz diye. Sonra mesela bunları bir sayı olarak girebiliyorum. Karakter olarak girebiliyorum. Önemli değil. Şimdi şurayı bir kapattım. Artık bundan sonra user form üzerindeki kodlarla bu işlemi devam ettirmeye çalışacağız. Şimdi tekrar kod yapıma döndüm. Buradaki user form'a geldim. Bir view kod yapısını açtım. Şurayı da biraz küçültelim yazacağımız alanı. Şimdi ilk önce benim birinci yani yazdır dediğim kısmı tanımlamam gerekiyor. Geldim yine buradaki view kod yapısına bastıktan sonra bana bir yordam açtı. Ne yaptı? Private sub comment buton 1. Yani buradaki butona tıkladığım zaman yani klik ettiğim zaman buradaki yapı daha sonra bunları da farklı farklı göstereceğim. Buraya klik yapısını yani tıkladığım zaman buradaki makroyu çalıştır diyorum. Şimdi çalıştıracağım makroyu yazmaya başlıyorum arkadaşlar. Diyorum ki dim es integer. Yani bir integer yapısında tanımladım. Daha sonra diyeceğim ki for yani biraz önce anlattığım for yapısı i eşittir birden başla ve ne kadar tekrar edileceğinin sayısı yani buraya yazdığım sayıya kadar döngüyü devam ettir. Şimdi bunu nasıl yapacağım? Buranın ismini şuranın ismi textbox 1. Daha sonra diyeceğim ki textbox 1 volley. Yani i birden başlat ve buraya yazdığım tekrar sayısı kadar döngüyü devam ettir. Bu 10 olabilir, 100 olabilir, 1 milyon olabilir. Ne yazarsanız yazın. Önemli olan buradaki yapıyı aslında döngü içerisinde bir değişken yapısının son noktası olarak tanımladım. Daha sonra dedim ki cells inince satır. Yani satır bazlı aşağı ineceği için buradaki döngü değiştirdikçe satır yapısı değişecek. Birinci sütunda kalsın. Kapat. Buranın değerini ne olarak yazdıracak? Buradaki karakter olarak ne girdiysem onu yazdıracak. Yani burası da text box 2 değeri. Şimdi burayı tekrar bir daha anlayalım. Ne yaptım? İ birden başla ve birinci textbox yapısına girdiğim sayı kadar döngüyü devam ettir. Yani tekrar sayısı kadar döngüyü devam ettir. Daha sonra ininci satır yani satırları değişken olarak tanımla. Devamlı birinci sütunda kal. Her döngü değiştiğinde i değiştiğinde satır sayısı değişecek. Ve değişen her sayıda da textbox 2'ye yazdığım değeri ata diyorum. Yani burada ne yazdıysam onu atamasını istiyorum. Daha sonra next i deyip yazdır dediğim yapıyı bitirmiş oldum. Şimdi tekrar buraya dönelim. Bir örnek yapalım. Açtım. Tekrar edilecek sayı 10. Ne yazalım? İşte anlaşılır ekonomi. Buradaki yazılı alanı temizle ve kapat seçeneği şu anda çalışmaz çünkü herhangi bir kod tanımlamadım. Ama yazdır seçeneğini bir kod tanımladığım için yazdıra bastığım zaman şu aralıktaki kodun tamamını çalıştıracak. Yazdır dedim. Ne yaptı? Anlaşılır ekonomiyi. Birden 10'a kadar yani 10 değeri girdiğim için şuradaki textbox 1 value değeri 10. Yani birden 10'a kadar döngüyü devam ettir dediğim yapı. Şu an arkada işlem yapamıyorum. Bunu kapatmadan da arka yapıyı geçemem. Bunun nedeni biraz önce anlatmak istediğim es geçtiğim nokta. Use form içerisinde buradaki show model dediğim yapının true değil false değerini alması gerekiyor. Şimdi tekrar bir daha çalıştıralım. Tekrar yapısı yine 10. Mesela Ahmet yazdıralım. Şöyle yazdır dedim. Ama artık arka planda da işlem yapabiliyorum. Bunu dediğim gibi şuradaki use form ayarları içerisindeki
Nerede? Show model. Yapısının false olması gerekiyor. Ne true olursa arka planda işlem yapamazsınız arkadaşlar. Sadece yazdır seçeneği şu anda çalışan kapat ve yazılı alanı temizle yapısı için de ayrı bir kodlama yapısı biraz sonra yapacağız. Buradaki mantığı anlamanız önemli. Zaten bu örnekle kalmayacak. Çok daha farklı örnekler de yapmaya çalışacağım. Güzel şeyler çıkacağına da inanıyorum. Şimdi geldik şu use form'daki yazılı alanı temizle dediğim alana. Buraya geldim, view code dedim. Yine aynı use form 1 modülü içerisinde. User form click değil ya, pardon. Ha, şimdi. Tamam. Şurayı silerim. Bu arada burası ismi 4 mü olmuş? Common 4. Önemli değil. Tekrar tekrar açtığımız için sırasıyla atmış. Şimdi burada da amacım yazdığım alanı, buradaki yazdığım alanı temizlemek. Bunun için ben bir J değişkeni tanımladım. Yine bunu ben döngüye sokmam gerekiyor. Bunu döngüye sokmamdaki sebep şu. Buradaki döngü tamamlandığında buranın yazdırdığı alan kadar temizleme yapmam gerekiyor. Yani 10'a kadar yazdırdıysam 10 satırı temizlemem gerekiyor. 100 tane yazdırdıysam 100 satırı temizlemem gerekiyor. O yüzden diyeceğim ki for j 1'den başla abi, nereye kadar git? Yine lütfen tekrar sayısını girdiğimiz alan var ya, buraya kaç yazarsak o kadar satır dolduracağı için yine o kadar satır silmesini, temizlemesini istediğim için ben text box 1 içerisine yazdığım değer kadar döngünün devam etmesini istiyorum arkadaşlar. Daha sonra geldim, dedim ki cells, bu sefer J satır sayısını J yaptım. Çünkü yine birden başlayacak ve textbox 1 nokta değerini kadar döngüyü devam ettirecek. Burada textbox 1 yazmamın sebebi aslında ilk doldurma yaptığım alanın kadar temizlemesini istemem. Ondan sonra burayı geldim arkadaşlar. Nokta dedim. Clear Contents. Bunu daha önce de size göstermiştim. Şurayı yanlış mı yazdım? Clear Contents. Ha, şimdi oldu. Şimdi yazdığım kod baş harfini büyük olmayınca zaten orada bir sinyal çakıyor size. Bir kelime hatası vesaire var diye. Yani J1'den başla ve dolu olan alan kadar döngüyü devam ettir ve bunları dolu olan alanı temizle dedikten sonra Next J ile döngü yapısını bitirmiş oldum arkadaşlar. Şimdi bunu test edelim bakalım nasıl çalışacak. Şimdi tekrar yapısı örneğini yazdım. Dedim ki arkadaş bana 10 adet tekrarla. Neyi tekrarla? İşte Ahmet'i tekrarla. Yazdır dedim. Yazdı. Zaten yazdırmış halde vardı. Yazılı alanı temizle dediğimde gördüğünüz gibi 10, yani 10 defa olan satırı Ahmet değerlerin tamamını temizledi. Bu 50 alan olsaydı 50 alanı temizleyecekti. Ahmet diyelim. Yazdır dedim. 50'ye kadar Ahmet yazdırdı. Yazılı alanı temizle dedim. Gördüğünüz gibi 50'den başlayarak yazılı alanı tekrar temizleme işlemini yapmış oldu. Yani aslında istediğim yapıyı kurmuş oldu. Yazılı alanı temizle dediğimde. Şimdi geldik kapat seçeneğine. Kapat seçeneğinde zaten onda da basit bir kod yapısı mevcut. Şuraya gelelim. View code dedikten sonra şunu şuradan bir keseyim. Şöyle yapayım. Üçüncü butona bastığımda, klik yaptığımda ne yapsın diyorum. Bunun için arkadaşlar unload yapısı kullanacağım. Unload yapısı aslında bunu kapatma yapısı ve bellekten de silme yapısı. Bu tarz yapıları böyle yeri geldikçe yeni yeni bu şekilde öğrenmeye çalışacağız. Çünkü ben temel yapıda anlattım aslında size nesneler içerisinde.
Ama anlatamadım, o kadar çok şey var ki. Bunları da örnekler içerisinde yapmaya çalışacağız. Dedim ki burayı tetikli yaptığım zaman, kliklediğim zaman Unlock User Form 1 değerini artık kapatabilirsin. Şimdi geldim buraya. Kodlarımın hepsi hazır. Yani istediğim şekilde. Tekrar yapısı örneğini açtım. Dedim ki arkadaş sen bana 15 defa mesela 12 yazdır desem ne olacak? Yazdırdı, herhangi bir problem yok. Karakter olarak zaten. Bunu ha şu da var. Şunu da göstereyim. Buradaki değer yapısını da biz aslında bir değişken olarak tanımlayıp bunları sayı, karakter ya da istediğimiz şekildeki bir veriye girmeye zorlayabiliriz. Bunu tabii daha sonra yapacağız, onu da söyleyelim. Kardeşim 100 defa 2 yazdır ya da yine Ahmet yazdır. Yazdırdık. Ne yaptı? 100 satır Ahmet yazdırdı. Sonra yazılı alanı temizle abi ve buradaki user form alanını kapat. Aslında yapılan işlemler o kadar basit ki. Önemli olan mantığını kavrayabilmek, algoritmik yapıyı anlayabilmek. Ha tabii hocam siz biliyorsunuz bu işler işte yaptınız ettiniz bu kadar kolay gözüküyor. İnanın arkadaşlar şunu söyleyeyim. Sadece VBA için değil. Yani yazılım dünyası özellikle yazılımcı olan arkadaşlar beni çok daha iyi anlayacaktır. O kadar farklı yapılar, o kadar farklı örnekler, o kadar uzun kod silsileleri var ki. Hani bu yapılan aslında en basit temel anlamda öğrenme mantığını sizlere göstermek. Bunları öğrendikten sonra ya inanın hayal gücünüz neyse oraya kadar gidebilirsiniz. Hatalarla tabii ki karşılaşacaksınız. Dediğim gibi yani ben şahsen bir yazılım mühendisi ya da bir programlamacı değilim. Ama mesela bir kod silsilesi yazmaya çalıştığımda tabii ki inanılmaz hatalarla karşılaşıyorum. İşte onları araştırmaya çalışıyorum. Yazılım mühendisi arkadaşlarımızdan yardım istiyorum. Bu işler böyle. Birlikte öğreneceğiz. Birlikte yapmaya çalışacağız. Herkesin hayal dünyası farklıdır. Özellikle iş algoritmik yapıya gelince inanın zeki ya da affedersiniz böyle geri zekalı öyle bir yapı yok inanın. Algoritma insanın hayal gücü neyse sorun çözme problemleri hani problem çözme yetenekleri dediğimiz yapı neyse bunu bir şekilde halledebiliyor. Ama dediğim gibi bu işte bol bol örnek çözmek yapıyı oturtmak için ve bol bol üzerinde zaman geçirmek olacak arkadaşlar. For next döngüsü genel anlamda bu şekilde ama bu konuyu bitirmeyeceğim. Örnekler yapmaya çalışacağım. Bundan sonra bir de for next step yapısı var. O da aslında basit. Burada döngü bir artarken ben sadece kaçar kaçar artmasını istediğim bir yapı oluşturacağım. Onu da diğer videoda gösteririm. Dediğim gibi artık videolar uzun olabilir, daha uzun olabilir. Örnekler çok daha fazla olacak, onu söyleyeyim. Ama hep birlikte bu işin altından kalkacağımıza adım gibi de eminim. Herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu eğitimde burada bitirelim.